Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, Tenkit-i Risale Lugat'ın ilk bir tanımla başlayalım. Bir kimse veya şeyin iyi veya kötü taraflarını bulup meydana çıkarmak. Tenkit yapıcı veya yıkıcı olabilir. Sadece bildiğimiz şekilde yıkıcı değil, yapıcı tenkit de varmış. Risale-i Nur'da da cümleler geldikçe abi, yani genelde yıkıcı tenkiti engelleme yollarını gösteriyor ama yapıcı tenkitle alakalı cümleler de var. Tenkitten maksat doğrunun ve yanlışın iyi niyetle ortaya konulması, hakikate ulaştıracak yolun ve imkanların gösterilmesidir. Sadece yanlışı söylemek, doğruyu söylememek yıkıcı bir tenkittir. Çözümsüz bir tenkit, yıkıcı bir tenkitmiş. Tenkit edenin tenkit edeceği mesele hakkında bilgili olması gerekir. Tenkite his, İhtiras, menfaat, peşin hüküm araya girmemeli. Tenkit konusunda Hazreti Ali'nin şu sözü unutulmamalıdır. Sen hakikat insanla bilemezsin. Önce hakikati tanı, sonra ehlini de tanırsın. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh sözü gelince abi aklıma, hani işte şu Müslümanlar böyle, şu Müslümanlar şöyle ya da Müslümanlara göre hakikati tanımaya çalışmak çok zor oluyor. Hatta büyüklerimizden işte hoca geldi beni sopa attı, ondan beri namaza gitmiyorum gibi kelimeler duyabiliyoruz eskilerden. O yüzden kişilerle değil direkt hakikati tanımak, hakikati tanıma açısından daha iyi oluyor. Sonra zaten hakikati öğreten ehlini de tanıyorsun. Hani arabayı biraz çalıştırmak için abi böyle şimdi kuru bilgi veriyorum. Sonra Risale ile 1-2-3 vitesi atacağız inşallah. Yine diğer kaynaklarda dikkat edilecek unsurlar var tenkit konusunda. Ne ehliyet, iyi niyet, ölçülü ve insaflı olmak. Ehliyet derken bilgi ve ahlak sahibi olman lazım. Yani bilgili olmadan, mesela baba olmadan çocuk olarak babayı tenkit edemezsin. Sen baba değilsin, babanın şeyini bilmiyorsun. O bilgisine sahipsin. Hoca da değilsin, hocanın bilgisine sahipsin. Bir de tenkit edip bu ahlakta olabilmen lazım. Sende bu kusur olmaması lazım ki karşı tarafı tenkit edebilesin. İyi niyet, gidip de karşındakini yıpratmak amacıyla tenkit yapmaman gerekiyor. Ya da onu toplum içerisinde küçük düşürmek için. İslam ilmi halinde de bir kişiyi, bir Müslümanı aşağı düşürmek, mahcup etmek için ya da bir mala veya bir rütbeye kavuşmak için yapılacak tenkit de haram diyor. İslam'a da aykırıdır. Ölçülü ve insaflı olmak lazım. Hani abartı ve aşırılığa kaçmamak lazım. Abartı ve aşırılığa kaçınca zaten hisler karışmış oluyor. Risale-i Lugat'ında o hislerin karışmamasına da aykırı oluyor. Dikkat edilmesi başka gerekenler, kimler nasıl tenkit edilir? Şahsiyetçilik yapmayarak tenkit etmemiz lazım. Ama şahsiyet her şeyin bir istisnası olduğu gibi şahsiyetçiliğin de bir istisnası var. İnsanlara verdiği zarar, fikirlerinin güçlü olmasından ziyade şahsına yapılan itibardan kaynaklanıyorsa şahsına da atıf yapılabilir. Hani bu toplumu bozmuşsa bu toplumu bozan kişilerin şahsını da tenkit edebiliyoruz. Şimdi Risale-i Nur'la devam ediyoruz, başlıyoruz abi. Burada Risale-i Nur'da benim kendi anladığım tenkitte bir Allah'ın fiillerini, rububiyeti tenkit kısmı var. Bir kardeşlerini tenkit kısmı var. Bir senin tenkit edilmen var toplum tarafından. Bir de bunları kendini tenkitte de kullanabiliyorsun. Tabii kardeşlerin tenkiti senin abi söylediğin gibi aileyi tenkitte de kullanabiliyorsun. Çünkü zaten ailen de senin kardeşindir. Sözlerden muhakemesiz medeniyet kuran kadına sülüs verdiği için ayeti tenkit eder. Bir tane tenkit çekti, ayeti tenkit. Ayeti tenkit etmesinin nedeni de muhakemesiz olması. Eğer sen de muhakemesiz olursan ayeti tenkit edebilirsin. Bu illa direkt açık şekilde ayeti değil ama mesela toplumda belli, mesela ne diyor? Kadına 1/3 veriliyor. Sen 1/3'ünde gördüğünde dersin ya bu devirde 1/3 mi verilir dediğinde bir senin muhakemesizliğini gösteriyor. Muhakemesiz değilsen de muhakemesiz medeniyeti dinlediğini gösteriyor. İkisinden birisi sende var. Direkt ayet tenkit ettim demiyor ama ayetin fiiliyatını tenkit ediyor. Maddiyunluk bir taanu manevidir. Maddiyunluk bir taanu manevi. Beşere de tutturduğu şu müthiş bir sıtmayı hem de ani çaktırdığı bir gazab-ı ilahi telkin hem de taklit. Tenkide kabiliyet tevessühü nispeten o taun de ediyor tevessühü ve intişar. Telkini fenden almış medeniyetten taklit. Hürriyet tenkit vermiş gururundan dalalet çıkmış. Tenkide kabiliyetin arttıkça maddiyunluk bulaşıcı hastalığı da daha da artıyor. Yani durmadan manevi şeylere tenkidin arttığı sürece
nasıl maddi bulaşıcı hastalıklar var. Bu sefer de madyumluk da manevi bir hastalıkmış. Bu madyumluk hastalığın artmaya başlıyor. Hürriyetin de sana hak olarak verdiği bir tenkit var. Bunu müsbet manada kullanabiliyorsun. Ama sende gurur olunca sana verdiği bu hakkı sen kendini dalalete götürmek için kullanıyorsun. İhlas esasında abi ikinci düstur. Direkt bir kere abi ameliyatı rıza ilahi olmaktan sonra ikinci düstura tenkidin korunması bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu hizmeti Kur'an'da bulan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünden fazilet fürüşlük nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Bu hizmette bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek zorundayız. Ayrıca fazilet fırışlıkla beraber kullanması, gıpta damarını tahrik etmeye sen başladın da ben daha iyi biliyorum ya da işte ben güzel okuyorum ya da artık maddi durumu iyidir. Hizmette maddi durumuyla istesine girdiğinde biraz daha caka satmaya başladığında sen onları da birazcık tenkit etmeye de zorluyorsun. Yani hem suizan etme hem de suizana sebebiyet verme kaidesini mesela burada da ben geçerli olduğunu görüyorum. Tenkit etme. Ayrıca fazilet fırışlık yapıp insanların tenkidine celbetme. Neden biz tenkit etmemiz gerektiğini üstad? Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağını itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez diye gidiyor. Burada biz demek ki bir vücudun azaları gibiyiz. Devamında zaten öyle söylüyor. Kendimizi bir vücudun azaları gibi görürsek, yani vahdeti anlarsak, birlikte çokluk değil de hepimiz bir olarak kendimizi görürsek o kadar birbirimize karşı tenkidimiz azalıyor. Zaten bir göz üstad mesela hiçbir abi kışır olmaması mesela hoşuma gitti mesela. Bir gözü bir gözün tenkit etmez. Gerçekten bir gözüm benim görmüyor. Görmediği için de tenkit edemiyor. Buradan da yani maddiyatta da görmüyor ve burada da tenkit edemiyor. Bu tenkit etmenin burada nedeni olarak da kusur görmeye diyor. Eğer kusur gözünü kapattığından tenkit etmede zaten ortadan kalkıyor. Buradaki şeye göre bir de benim kendi vücudumun azaları olarak görmek, şahsı manevi insanı kamildiriz, hep beraberiz. Eğer ben onu tenkit etmeye başladığımda ya da fabrikanın çarkları olarak görmeyi unuttuğumda bir fabrikanın sahibi var, fabrikanın sahibi hepimizi dağıtacağını bilmek. Yani bu şuur ne kadar kazanırsam o kadar da bendeki tenkit azalmaya başlayacak. Yani işten atılacaksın sonuçta. Ben şu Ya an... harika harika. Yani şuur arttıkça, değil mi? Şuurun farkındalığın arttıkça tenkidin azalıyor. Çok güzel. Evet abi, farkındalığını arttırır. Yani sen dediğin gibi bir şey yapmak istiyorsan insanların yararınız, farkındalığını arttırın. Aslında biz daha mesela okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Ne olacak? Bunun aslında farkındalığını artacak. Arttıkça Allah'ın izniyle daha da ilerleyecekmiş. O misali devam ettin, lafını kesin. Fabrikadan işten mi atılacağım? Bir şey diyordun çok. Yani mesela bu işverende daha böyle çalışıyorsun aslında herhangi bir kurumda artık hangi kurumdaysan. Çalıştığında işçiler yavaş yavaş birbirine dalaşmaya başladığında işveren seni izler. Ve işveren bir yerden sonra sizi çıkarıp yerinize başkasını alır ya da tamamen o dükkanı kapatır. Zaten sizin çalışmamanızdan dolayı dükkan da kapanabilir. Dükkan kapandığında kime yarar? Hepiniz işsiz kalırsınız. İşsiz aç kalırsınız. Yani bu şeyde de böyle. Manevi olarak aç kalırız. Birbirimizi tenkit edip birbirimizi kusur görürsek manevi olarak açlık başlar. Çünkü bizim o zaman hani biz Risale-i Şakit'te asıl mesleğimizden olmuş oluyoruz. Bazı esbaba binaen ben en ziyade Hüsrevi ve Hafız Ali Tahiri rahmetullahi aleyh sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden deriydim? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hoşfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden temkinleriyle ve metanet binaen kalpleriyle Risale-i Şakit'in yüzlerini ak ettiler. Zındıkaya karşı Risale-i manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu mahiyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini onun kardeşine teşmil etsin. Amin. Amin. Burada Maşallah ya. Vay be. Evet. abi mesela bazı esbabı bina mesela çok zor şartlar. Mesela ben en ziyade Hüsrev ve Hafız Ali ve tarihi sıkıntıda tahmin ettiğim halde bu abilerimiz demek ki esbab aleminde zor şartlarda gözüküyorlar. Belki geçim sıkıntıları var, belki çocukları hasta, bilmiyorum. Hani çeşitli zorlukları var. Ama en ziyade onlarda temkin, teslim ve rahat kalp var. Esbab da onların bunun tersi olması lazımken bunlar rahat kalp sahibiler. Temkin ve teslim nasıl oluyor bu? Hakiki vazifelerini yapıyorlar, malayani işlerle iştigal etmiyorlar. Bu hakiki vazife yapmak ve malayani işlerle iştigal etmemek ve kaza ve kaderin vazifesine karışmamak ne getiriyor?
enaniyetten gelen hotfürüşlük ve tenkit ve telaş etmediklerinden. Bu sefer sen bunları yap, hakiki vazifeni yapıyorsun. Malayani işlerle iştigal etmiyorsun. Kaza ve kaderin vazifesine karışmayınca bu sefer tenkidin de kesilmeye başlıyor. Sen bu işini yapınca zaten tenkit edecek yani vaktin de büyük ihtimalle kalmıyor. Onu yapacak hani kafanda şuursuzluk da kalmıyor diyelim. Bir de ayrıyetten tenkit burada diyor ki bir gelme nedeni enaniyet diyor. Enaniyetten tenkit geliyor ve tenkidin daha bir karşılığı hotfuruşa temkin geliyor. Tenkide metanet geliyor. Yani tenkit edersen metanetini kırıyorsun. Nasıl kırıyorsun tenkit edersen metanetini? Biz senetleşmiştik. Bir tenkit mesela tesanüt de kırıyor. Tesanüt neydi abi? Senin söylediğini hatırladığım ya da enfüs lügatında. Tesanüt de senetleşmekti. Sen mesela senetleşmeni ve sözleşmeni kırıyorsun tenkitle. Çünkü tenkidin en büyük yol açtığı şey tesanüdü kırmaydı. O zaman sen metanet yani sağlam durumunu sözleşmen ve senedin gitti artık senin sağlamlığın kalmadı. Bir borcu talep edeceksen senedin varsa, sözleşmen varsa talep edebilirsin. Yoksa sağlamlığın gitti. Bir bu anlamda var, dava anlamda. Bir de kendi iç alemine geldiğinde sen zaten insanları tenkitle uğraşırsan kendi iç alemindeki sağlam duruş ihtimalin yoka yakın olur. Çünkü zaten harici düşmanlar çok. Hem sen harici düşmanlarla hem de kardeşlerine tenkitle uğraşırsan seni bu sefer yere düşürürler. Bu hapishanede idiler biliyor musun? Bir şey ekleyeyim buna. Ben bir hatırayı nakledeyim. Bu kimlerdi? Hüsrev, Tahir'i mi vardı bir de? Evet. Üç kişi. Hüsrev, Hafız Ali, Tahir abi. Bak şimdi. Bunlar kim olduğunu bir şey yapayım. Hüsrev abi Nur fabrikasının sahibi. Nur mudur? Gül. Gül mü? Herhalde Gül fabrikası. Hafız Ali abi de Nur fabrikasının sahibi. Yani iki fabrika var. Yani teksir var ya teksir. Böyle risale basıyor. Ona fabrika diyor usta. Elle yazılmıyor da çeviriyor. Şimdi niye tenkit olmuyor? Bunlar en zor şartlarda. İkisi Hafız Ali abi ile Üsrev abi iki tane sistemin başındalar. Tahir abi de hapiste vesaire. Bunlarda niçin temkinde ve tenkit olmuyor bunlarda? Çünkü dediğin gibi işini yapıyor. Tahir abi hatırayı nakledeceğim. Tahir abi ile Rüştü abi, Zübeyir abiler beraber kaldıkları için Tahir abiye sormuş Rüştü abi. Dedi ki bu ustad böyle diyor. Siz ne yapıyordunuz Tahir abi ki? Sizi böyle met ediyor. Sizin koğuşta tenkit yok, bilmem yok, şu yok, bu yok, olumsuzluk yok. Rüştü kardeş dedim. Biz işimizi yapardık. Hiçbir boş zamanımız yoktu ki birbirimizi tenkit ve kusur bulalım. Demek ki bir insan boş ise, bir gayesi yoksa, gaye hayali yoksa, bak şimdi, bir gaye hayali yoksa nedir? İmam Şafii der ki, hak ile meşgul olmasan batıl seni işgal eder. Kim sıkıntılı? Bir müsbet meşguliyeti olmayan sıkılıyor. Niçin sıkılıyor? İşi yok ki. Ha demek ki bunlarda tenkit niye yok? Çünkü zamanları yok. Kendi işlerini yapıyorlar. Buyur devam et Atakan. Evet abi. Başlık olarak abi mimsiz medeniyet neleri tenkit eder demişim bu kısma. Şimdi Risale'de kısmı okuyorum sonra çıkardığımı. Tenkit ve istifsal karane mimsiz medeniyet tarafından denilen. Sen neden bizden küstün ve bize müracaat etmiyorsun? Halbuki bizim prensibimiz var. Bunların tatbikini sen kendine ve ehli imana kabul etmiyorsun. Halbuki bu cumhuriyetler devrinde tahakküm ve tegallubu kaldırmak düsturu var. Halbuki sen hocalık ve inziva perdesi altında nazarı dikkate celbetmekliğin ve hükümetin rejimi hilafına çalıştığını macerayı hayatın gösteriyor. Bu senin halin burjuvalara mahsustur. Bizim avant tabakasının intibahıyla sosyalizm ve bolşevizm düsturlarını tatbik etmenin işimize yarıyor. Prensiplerde muhalif ve burjuva denilen tabakayı havasını istidat ve tahakkümleri altında adaleti mahzeye kabul etmek ağır geliyor gibi suallerine karşı ne mümkün zulüm ile bidat ile imha-i hakikat çalış kalbi kaldır muktedir sen adeti ademiyetten düsturuyla Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle ulum-i imaniye ve Kur'an'ı fehmetmek faziletini ihsan ettiğini ve bu ihsanı kaldırmaya uğraşan insan suretine şeytanlar olduğunu birkaç mühim misal ile
ehli ilat ve kısmen münafıklar, bu fevkal kanun muamele hiçbir hükümet ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bu muameleye Cumhuriyet hükümeti müsaade etmediğini değil yalnız Risale-i Müellif'i eğer fehmetse nevi beşer küseceğini ve anasının hiddetlendiğini göstermekte gayet güzel cevap veriyor. Bizim prensibimiz var diyorlar, kabul etmezsen, uymazsan da küstah oluyorsun. İnzivaya çekilsen, yani karşı çıkmanı kabul etmeyip uymaman onların için küstah olmak için yetiyor. İnzivaya çekilsen yine suç addediyorlar. Çünkü onların sen prensiplerine uymak zorundasın. İstediklerini rahat almazsan rejimin hilafına çalışmış oluyorsun. İnsan suretini şeytanlar diyor. Mesela burada bir örnek olarak abi, niye kızını mesela okula göndermiyorsun? Sadece bu hükümet tarafından değil, yani bizim hükümette bir ilişkimiz olmadığı için normal ailelerde kızını okula göndermediğinde seni etrafındaki aileden tenkit etme ihtimali var. Sen onların niye, siz kızınızı niye okula gönderiyorsunuz diye bir soru sormuyorsun ama sen onların herhangi bir kuralına uymadıklarında karşı taraftan sana tenkit gelecek. Bunu da bilmek neye yarıyor? Bu tenkitler geldiğini bilince ben yanlış mıyım diye herhangi bir kafana sual gelmez. Zaten bu tenkitler gelecek diyorsun. Bir sistem var. Ben onların kanunlara uymadığım an bana tenkit verecekler. Ben yoluma devam etmek zorundayım. Acaba onlar doğru mu yapıyor? Bu devirde böyle olması lazım mı? Gibi cümleler kurmuyorsun. Bunu okuduğumda bana hani bu faydası olacağını düşünüyorum. Bahusus bir güruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Kusurları millet ya taklit veya tenkit edecek, ikisi de zarardır. Mesela belli cemaatler, tarikatlar var. Biz kendimiz için söylüyoruz. Risale-i cemaati. Biz yüksek bir meclis elhamdülillah. Bu güruhu mücahidi. Ya bizim kusurlar millet ya taklit edecek veya tenkit edecek. O zaman ister istemez kusurlarımızı yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Eğer bu kimlikle insanlar tarafından biliniyorsa, taklit de etse o zaman karşı taraflara kusur kazanmış olduruyorsun. Doğru bir şey yapmış gibi. Onlar doğru zannedecek bu kusuru yaparken. Tenkit edersen de hakikate tenkit getirmiş oluyorsun. Biraz daha dikkat etmek lazım. Hani üstad diyor ben çürük bir dal hükmündeyim manasında bir sahada geçen sözü var. Tamam, o yüzden diyor çürük dala bağlanmaz diyor ama ister istemez bizden görecekler hani. Ve biz de yani Risale-i bizden tanıdığında, sen vesile olduğunda senin yaptığın kusurlar ister istemez Risale-i tenkit etme ihtimali var. Çünkü diyor ki Risale-i okudun, şu ahlaksızlığa, anlayışsızlığa bak. Böyle Risale-i okuyorsa ben Risale-i okumama gerek yok. Kafasına şüphe atmış oluyorsun. Böylelikle vesile oluyoruz şere. Evet abi. İşte hayır, hasenat ve seyyiye bir kalmıyor diyor ya usta. O temsilatı nur iman ile tefekkür edenin nur imanı inkişaf eder, kuvvet bilir. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünkü nazaridir, bedii değildir. Evet, bu temsilat temiz ve yüksek ruhları mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da yüksek istidatları neçhüne mağlandırmakla pis istidatlardan temiz içindir. Bu dahi sağlam fıtratları mücadeleyle bozuk ve hasta fıtratlarına ayırmak içindir. Bunda imtihan-ı beşer istizam ediyor. Bu dahi sırrı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise saadet-i beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Nasılız? Mesela bir tenkit çeşidi, tenkit hırsı var. Bir hırs çeşidi daha doğrusu. İçinden yani geliyor bu senin. Bir hırsın var, tenkit etmek istiyorsun durmadan. Bu tenkit etme hırsı da mesela küfür zulmetiyle. Bir küfür zulmeti başlıyor. Bir vahşet var ben gördüm, kendi anladığım burada. O vahşetten kurtulmak için bu sefer tenkite başlıyorsun. Zaten küfür zulmetiyle etrafında bir vahşet dönüyor. Tenkit hırsıyla kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Bu sefer hepten kendi gözünü kör ediyorsun. Tenkitte de mesela genelde gözü üstad beraber kullanmış. Mesela burada gözü kör edir diyor. Diğer bir göz bir gözü diyor tenkit etmez diyor. Kusurunu görmez diyor. Genelde gözle tenkit de beraber kullanılmış. Oo, çok antika bir tespit. Tenkit de gözü beraber kullanmış öyle mi? Öyle yani, görüyorum abi. Sema ve arzı beraber kullandığı gibi. Demek ki kusuru gören, kusuru duyan tenkit eder geçmiyor galiba değil mi? Kusur görürse göz. Evet abi. O zaman tenkit ediyor. O zaman tenkit etmeye başlıyor. Evet abi. Tenkit hırsı ayrıca gözünde kör ediyor abi burada. Neye kör ediyor? Hakikatlere karşı artık hepten gözünü kör ediyor. Hepten küfür zulmetine giriyorsun. Tenkit hırsıyla alçak ruhlar, pis işler, hasta fırtlar. Şimdi tenkit hırsın varsa
senin biraz fıtratında bir hastalık var. Çünkü bu iş dünyada var yani böyle bir tenkit bir hırsı var. Sadece bu hakikatleri hakiki yaşayan insanlara ya da kardeşlerine ya da kardeşini tenkit etme aslında lisanındaki kardeşlik hakikatinin tenkit oluyor. İçinden geliyor mesela bir hırsta cümleler geliyor. Ha, birbirimize tenkit kapısını da açın diyor. Belki o kapıyı o anda açıp içeri girdiğimiz için hani senin dediğin abi o eğer hani hislersiz içinizde değil siz hislerin içine girersiniz. Tenkit de eğer bir balonsa ya da bir ev düşündük o zaman. İçine kapıya, tenkit kapısını birbirimize açın. Kapıyı açtığına bu sefer içinde başlıyor tenkitler. Ve tenkit edecek hepimiz beşeri olduğumuz, yani beşeriyetimiz olduğu için tenkit edecek hepimiz kusurlu olduğumuz, peygamber olmadığımız için tenkit edecek çok kısım da var. Ama bu olay orada değil. Olay senin bunu hastalık olarak bilmen. Sen de bu varsa sende bir hastalık var. Hasta da bilmen en azından tedavi imkanı tanır. İşte o çok şey hoş bir şeydi. Mesela sende his duruyor, tenkit. Eğer bunu hakikat rendeşlerse hakikati nakşetme olur. Mesela deriz ki bak Ataka, bak kardeş bunun usulü var tabii. Ortamda olur, ortamda olma. Bak Ataka bu konuda bak böyle böyle oluyor. Yani bak görmüyorsun ama muhtemelen görmüyorsun ama bu böyle anlaşılıyor. Sen doğru zannediyorsan gibi. Bu olursa içimizdedir ve at gibi bineriz buna. Bizi hakikate götürür bu tenkit. Çok güzel olur yani. Tekamüle sebeptir. Tenkit yani bir de göstermektir aynı zamanda. Göstermektir, yol çizmektir. Sese duyarlı olmaktır. Ötelerin iz düşümüdür. Ötelerden gelen sestir aynı zamanda. Ama eğer bu tenkiti ifrat yaparsa şeytan, tefrit yaparsa nefsi emmare, ne olur biraz önce söylediğin gibi tenkit hissi balon gibi şişer, içimize değil biz onun içine gireriz. Artık o adamı durduracak hiçbir yer kalmaz. Tenkit tenkidi, onu tenkit, bunu tenkit. Peki böyle bir şey olursa bizde veya hariçte görürsek, ikide bir her şeyi tenkit ediyor. Bilin ki bu adamı o tenkit hissi içine almış. Adam içinde. Ha, eğer uyanmazken içimizdeydi o duygu içimizde. Menfi uyandırırsak, hakikat uyandırırsa at gibi oluyor biz biniyoruz. Şeytan uyandırırsa biz o balonun içine giriyoruz. İçimin içine giriyoruz. Evet, devam et abi. Bir abi tenkit nedeni de hakaik imanın hükmünü üçüncü derece bırakıp siyasi ve içtimai hayatın rabıtalarını buraya almak. Birinci derece siyasi ve içtimai hayatın rabıtalarını alıyorsun abi. Hakaik iman hükmünde iki ya da üçe alıyorsun. Bu Bu sefer siyasi tenkit mi bu? Siyasi tenkit mi? bu abi o cereyana hükmüne tabi hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati belki ehli velayeti tenkit ve adavet eder. Hatta hissiyat dini o cereyanlara tabi yapar. Yani bu şey herhalde başlık şu olabilir. Tarafgirliğin doğru olmasa ehli hakikati tenkit ettirir. Hannas gibi şeytan da senin yanında ya tarafkirliğine yakın. Mesela siyasi bir partidesin A, B, C, D. Eğer doğru bir yerde değilse senin yanındaki şeytan gibileri takdir ediyorsun. Senin karşında bulunan melek gibi kardeşini tenkit ediyorsun. Demek ki tarafkirliğin getirmiş olduğu tenkit atabilirsin buna başlık. Evet abi. Tarafkirliğin tenkidi. Evet. Tarafkirlik doğru olmasa müsbeti menfi yaptırır. O zaman Hasan abi mesela seni o zaman mesela siyasi biri almış oluyor o zaman. Senin Tabii. dediğin değil mi abi? Mesela diyelim ki şimdi piyasada ne var? AK Parti var, MHP var, CHP var, şu var, bu var. Hani diyor ya vela terkenü illellezine zelemu fetemesi kumunlar. Ayet de teyit etsin diye söylüyorum. 108. mektup. Diyor ki şerre, küfre, zalime, bir tamamiye olana taraftar olma. Allah söylüyor. Bak buna taraf olma. Eğer bu tarafta hakla batıl karma ise bir insan tamamen şer olamaz, şeytandır. Tamamen
hayır olamaz, o melektir. İkisinin karmasıdır insan. Hayrı hangisi tarafta fazlaysa ona taraftar ol. Peki olmadı ne oluyor? Şimdi senin bulunduğun tarafın her şeyini mubah görüyorsun. Karşıki tarafın da her şeyini şer görüyorsun. İkisi de yanlış. Yani o kadar acayip bir sistem ki, ama bunu dengelemesi lazım. Biz kardeşim sır değiliz ki, kafir de Müslüman da ot gösterse ikisine de girer. Gider sır. Sır demez ki olan bu ot kafir verdi yemeyeyim, bu Müslüman verdi yemeyeyim. Biz sığır mıyız ki gösterilenle aldanacağız? Gösteren kim? Niye gösteriyor? Evet. Devam. Mesela abi burada kendime mesela elhamdülillah bu dersin katkısı olarak da söyleyeyim. Hayat-ı içtimai o an aklıma geldi. Birinci sırayı aldım dedim kendimde. Ortada... Yani bir dakika, bu arkadaşlar bilmiyor. Kardeşimiz hukukçudur. Avukattır. Mesleğim itibariyle dediğin için söylüyorum. Şimdi söyle abi. He, hukuk dışında abi mesela ticarette de uğraşıyoruz ya biz. He. Burada da Instagram, ufak Instagram adresi, bunu okurken Instagram adresimiz var. Firmayla alakalı. Bizde değil. He. Orada da bebek kıyafeti satıyoruz. Bebek kıyafetlerin resimleri oluyor. Bir tane de annenin resmi vardı orada. Çocuk elinde, tamam masum resim ama annenin saçı açık. Belki tasvir şimdi güzel olmuyor. Dedim ki bu resmi ben önceden biliyorum. Bir tanesi de ben koydum hatta. Konuluyor resimlerde. Ya dedim burada konuluyor ama dedim, sonuçta dedim Instagram'da buna bakan dedim, günaha girecek dedim. İçindeki ses diyor ki Atakan diyor, hani tamam günaha girecek de diyor yani. O kadar da değil diyor. Zaten dışarıda bir sürü günah var. Sen karışma oraya diyor. E diyor o zaman ben şimdi diyorum hayat içtimai birde değil diyorum. İkiye aldım diyorum. Ha, biri aldım diyorum. İmaniyeydi, ikiye aldım oluyor o zaman diyorum. E o zaman dedim ki bu resmi kaldırmak zorundasın dedim. Resmi kaldırdım çok şükür mesela. E ben bunu okumasaydım bu resmi kaldıracak dedim. Kaldırmazdım. Gelmezdi aklıma. Hatta yenileri de devam edecek. Belki bir anne resmi daha olacaktı resimde. Bir anne çocuk resmi daha koymak zorunda kalıyor. Şimdi mesela o kadın resminin tamamı 3 tane vardı. 3'ü de çok şükür kalkmış oldu. Hani derse çalışmanın çok büyük katkıları var abi, o anlamda söyledim. Dersin katkılarından bahsetmiş. Evet, dersin katkısı benim günahtan en azından inşallah geri döndürdü o konuda. Vay, maşallah. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risale-i'nin vazife-i kutsiyesi imanesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Vay be. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterirseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilir. Vay be. İttihada denk gelen, kusuru bakma ve tesanüt denk gelen, ittihada denk gelen tenkitti. Yani ittihadım benim bozuyor burada tenkit. Başka yerlere tesanüt bozdu da gözüküyor zaten. Kusur, tenkit, tesanüt, bunlar hep beraber birbirini getiren şeyler. Kusuru görüyorsun, tenkit doğuyor. Tenkitten tesanüt bozuluyor. Burada da ittihadı bozduğunu söylüyor. Nasıl bir fırtına? Kıtlık, üstad yukarıda diyor ki kıtlık ve dardı maişet ağır basmış bu devirde. Şu anda mesela ev kiraları falan yükselmiş. Bir sıkıntılar var gördüğüm piyasada. Mesela şu an bir ağır bastı. Bu şimdi sen durmadan kendin mesela ay sonu ben ev kirasını nasıl düşüneceğim diye kafanda kalırsa bu sefer dershaneye gittiğinde de senin kafanda hakaiki imaniye ve şey olmadığı için biraz sıkıntılar da bastın. Kardeşine bu sefer bazen saldırmalar olabiliyor. Biraz tahammül azalıyor. Ya benim kendi iç alemimde. Mesela bu kıtlık ve derdi maaşet ağır basmış. Devir zor. Fırtınalı bir devir. Zaten başka bir sürü fırtınalar da var. Bu zamanda tesadüfünüzü ve iddianızı korumak ve birbirinin kusuruna bakmaması lazım. Ve ayrıca bu zamanda ekstradan bir fırtına gelmesini de engellemiş oluyoruz. Bir de abi sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Vay burada be. Gücenmemekle tenkit etmemi beraber kullanmış. Bunu da mesela bu da elhamdülillah bana meyvesi olmuştu. Akrabamla oturuyordum bugün de hatta. Bunu okuduktan sonra ya bunu dün okudum ya da bugün okumuştum. Otururken bana beni tenkit etti. Ne yaptı? Beni tenkit etti. Dedim ki tenkit etme dedim. Tam da dersi çalışıyorum bak tenkit etme dedim. Ben seni tenkit etmiyorum dedim. Sonra durdu. İçimden onu tenkit hırsı çıktı bu sefer. Ben de seni bir tenkit edeyim de gör. İçimden bağırıyor ama. Dedim ki dur Atakan sabret hani ayıp olur şimdi. Bir dur dedim ya sakin ol. Durdum sonra fark ettim o cümle geldi aklıma. Bak dedim o beni tenkit ederse benim gücenmemem lazım.
gücenme başlayınca peşinden ben de bu sefer tenkit ediyorum. Üstad da o yüzden gücenmenizi ve tenkit etmeniz diyor. Beraber kullanıyor ki, çünkü gücenmeni sen zaten tenkit edeceksin onu bir yerden sonra. Sen de onu yakalarsın yani açığın. Bu da bu abi. Nefis bu sefer yine kardeşe tenkitle. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit değiniz ki. Haklı olarak diyor bak. Haklı dahi olsa tenkide sevk edince ne diyecekmişiz? Biz değil böyle cüz'i hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanide feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir deyip nefsinizi susturunuz. Medar niza bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrette olmaz. Müsamaha ile birbirimize bakmak şimdi elzemdir. Vay be, ne güzel ya. Ne güzel reçeteli ya. İnşallah. Ya. Bunu sen üstad demiş abi. Haklı kısmı dediğin gibi abi. Dikkat edecek yer orada haklı. Hani zaten haksızken değil yani. Haklıyken tenkit etme adam. Niye? Yani haksızsan zaten tenkiti hak ettin de. Ama gene biz yapmayacağız ama şimdi haklıyken diyor tenkit etme diyor bak. Okudun ya sen. Evet, haklı abi. Tenkide sevk ettiği vakit değiniz ki diyor. Değil böyle küçük cüz'i hukukumuzu. Belki hayatımızı ve haysiyetimizi dünyevi sadece. Mesela haysiyetime laf etse bile. Mesela bunu şey yapmazdık abi dünyada. Haysiyet de dahil bunda. Yani bir ağır laflar da edebilir yani. Üstad zaten bir yerde diyor ben üzerime alıyorum. Bir yerde üstad diyor ben diyor sizin aranızdaki böyle şeylerden ağlıyorum diyor. Benim hatırım için diyor feda ediniz diyor. Şeyinizi diyor. Hani burada üstadım mesela üç yerde bu kardeşlerle alakalı kısmı var diğer okuduklarında. Allah Allah. Zübeyir abi de demiş ki Zübeyir abi Rüştü abi Zübeyir abinin talebesi ya. Evet, demiş ki böyle bir ikinci kattan inmiş böyle çatı altında bir odası varmış Zübeyir abi Süleymaniye'de. Ona aşağı iniyor. Baktı ki biraz hoş bir atmosfer yok. Şöyle diyor. Hiçbir şey demeden demek hissediyor. Rüştü abi naklediyor bize. Kardeşler diyor. Hepinizin evinizdeki çöp kutuları var diyor. Dışarıya atacak yer yoksa diyor. Benim trendeki vagonlarım çok büyük. Herkes çöpünü bana atabilir diyor. Geçti ortaya, oturdu. Herkes bana diyeceğin, birbirine diyeceğini bana desin. Tükürecekse bana tükürsün. Hakaret edecekse ben buradayım diyor. Gözümü kapattım. Kim tükürdüğünü de görmeyeceğim diyor. O zaman dedi ki, yer yarılsa mağmaya doğru girseydim dedi Rüştü abi. Yani benim trenim diyor, trenimin vagonları geniştir. Herkes evindeki çöp kutusunun dolmuşsa benim vagona atsın. Benim dolmaz diyor. Sizin çöp kutusu dolmuş. Haklısınız belki boşaltın. Ama benim diyor vagonum çok büyük. Ne adamlarmış be. Niye peki zikrediyoruz? Bir insanı mı yüceltiyoruz? Kur'an 28 tane peygamberi çok mu yüceltiyor? Hayır. Nümine-i imtisal. Önümüzde yürüyenleri görelim ki ölçü yapalım. Hatta bu meyanda Rüştü abiyi görmüştüm. Şu anda Küçükçekmece dershanesindeyim. Burada demişti bana rüyada. Ustad da gelmişti. Ben anlatmıştım ya. Sakın çadıra bile sürülsen işini yapacaksın. Kimseyle meşgul olmayacaksın. Kimseyle alakadar tenkit etmeyeceksin. Saydı. Kimseyle meşgul olmayacaksın. İşini yapacaksın. Çadıra mı sürüldün? Çadırda da işini yapacaksın. Ben niye çadıra sürüldüm demeyeceksin. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum dedi. Zihnini, kafanı meşgul etmeyeceksin. Değmez. Tamam ha. Yani insan bazen coşuyor ya böyle bazına tenkit küfür ediyorlar, ediyor da ediyor. Bir sürü şeyler oluyor. Geliyor buraya düğümleniyor. Çadıra bile sürülsen yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Sonra anladım ki şualarda 11. şuada bir evde niye kavga olur? Karı koca kavga olur. Niye tenkit çok olur?
Ustad bir kelime söylüyor. Nedir abi? Söylüyorsun. Ne söyle söyle. Yok, ben başka bir şey için de tekrarladım abi. Ha, bak bir evde niye kavga olur de? Kardeşler hatırlayan varsa niye böyle kavga oluyor? Niye gerginlikler çok olur? Niye böyle laf böyle sokmalar olur? Sebebi kardeşler söylesin 11. şu anda. Canlı yayında olanlar bir evde kavga olmasının sebebini söylüyor. Temel sebebi. Muhabbet eksikliği değil mi abi? Evet. O muhabbet eksik. Ha, muhabbet gözü kusur görmez. Ha. Ya böyle ufak bir rüzgarda niye böyle dizilmiş tuğlalar Atakan düşüyor? Çimentosu yok. Çimento yok. Tuğlalar dizdik ama ev yaptık ama çimento yok. Evde kişiler var ama birbirimize bağlayan çimento olan muhabbet eksik. Muhabbet eksik. Kardeş demek olmak ne demek? Allah diyor. Ey Müslümanlar, kardeş olun kardeş. Hadiste de geçiyor değil mi? Kardeş olun kardeş. Ya benim ömrüm anne babamla 4 sene geçmiş veya 5 sene. Annemle ömrüm 12 sene geçmiş. 59 çıkar, 58. 58'den 12 çıkar. 42 mi? 42 sene sizinle geçiyor. Evlat yal yok. At yok, avrat yok, iş yok, aş yok, bir şey yok. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Peki niye? Muhabbet olmasa kardeşim her şeyi sevmekte geçer. Hizmette de seveceksin. İşini seveceksin. Kardeşini seveceksin. Yaptığın işi seveceksin. Seveceksin kardeşim. Yani böyle hakaret ettikleri zaman tesir etsin diye söylüyorum. Ya neler yapmadılar. Ama hepsini hepiniz biliyorsunuz. Hakkım hep helal et. Hala peşimde. Video yapalım, bir resim çekelim. Bilmem bir sürü. Ama fiili göstermek için çalışıyorum. Başka bir şey anlatmaya, kendimi anlatmaya değil. Tenkit etmeyeceğiz. Bu marazi ruhidir kardeşler. Kalbidir. Sakami kalbidir bu. Çünkü tenkit muhabbetin yokluğundan, birbirini sevmemekten kaynaklanıyor. Bunun zemini kalptir. Yani tenkitin zemini kalp hastalığıdır. Evet devam et abi. Çok bereketli bir derse oluyor. Çok şükür. Abi sen dedikten sonra açıyor bende de. Şimdi ehli imanın, hususan ehli tarikatın ve bilhassa şahsıma ait tenkitlerini bir nevi nasihat, bir nevi iltifat telakki eder. Onlara hakkımı helal ediyorum. Şimdi ehli ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı kardeşlerimiz olan ehli imanın gayet hafif şahsıma karşı tenkitlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata sevk için bir dostluk telakki ediyorum demiş Üstad abi. Vay be. Yani benle alakadar olmuş da onun için tenkit ediyor. Bu demek bana iltifattır. Tenkit gibi gözüküyor ama sureti. Hakikati alakadar olmuş. Niye sokaktaki çocuğa bir şey demiyorsun da senin evindeki çocuğu tenkit ediyorsun? Niye bu daha kötü şeyler yapıyor sokaktakiler? Niye onu tenkit etmiyorsun? Onları çok mu seviyorsun? Sokaktakileri, onun içindeki, yok. Niye evdeki çocuğuna çok tenkit ediyorsun? Ustad diyor bak. Demek ki seviyor da ondan. Dostluk telakki ediyorsun abi. Ya ustad da öyle telakki ediyor. Adam öyle telakki, o karşıdaki adam tenkit eden böyle telakki etmesin. Sonuç o değil. Sonuç benim kafama bu adamı sokacak mıyım içeriye? Ben onun tenkidinin dostluk telakki edersem ben o çıkması muhtemel olan o gaz, o enerji, o var ya böyle tenkit potansiyeli. Sen dedin ya içimden coşar gördüm böyle de gibi. O enerjiden tahliye oluyor. Eski bemeceler vardı. Sen bilmezsin kamyonu. Şöyle çalışırdın. Gazı öyle bırakırdın. Mercedeslerde de var otobüslerde, yolcu otobüslerinde. Pş, pş, aldığı yükü kasislerden pş, havalı amatörleri var. Böyle biz de bu eğer muhabbet amatörünü takarsak gelen o yükleri otobüs gibi pş, otobüsten öyle bağırır değil mi? Yolcu otobüsten görmüşsündür. Evet. Böyle çok rastlarsınız böyle. Pişt,
Yani o şu hava amortisörü var. Yük böyle kasislerde bindiği zaman yük biraz daha artıyor. İşim biraz bu benim ya. Artınca havayla atıyor dışarı. Biz de muhabbet amortisörüyle yükümüzü atacağız inşallah. Bunu abi bir de yaşadığım bir şeyle bir gün gidiyoruz kardeşimle beraber Hakan'la hem Risanur kardeşim hem Öz kardeşim. Yolda gidiyoruz. Ben de o anda bir köpek var. Adamın elinde köpek vardı. Köpeği de dışkısını bıraktı. Adam da eline aldı şeyini. İşte köpek gezdiriyor. Bir tane bir şey aldı. Bir dışkısını temizliyor. Ben de işten çıkmışım. İşte bazen işte her zaman olduğum hallerde. Dedim ki ya dedim yaşlı annenin dedim babanın dedim şeyini temizlemezsin dışkısını dedim. Gidip köpeğinin dışkısını temizliyor dedim. Hakan dedi ki abi dedi tenkit etme boş ver. Bir rahatladım. Aa dedi. Bir rahatladım abi o anda. Böyle şimdi bir savaş varmış şu anda farkındayım. Savaş durmadan oradaki bende fena ister birilerine saldırma şeyi doğuruyor. Abi de boş ver tenkit etme. Bir rahatlattı beni oh bitti. Rahat bir şekilde devam ettim ondan sonra yoruma. Vay be. Söylemese o anda mesela devam edecek. Birilerine saldıracak. Demek ki bu dersler, akşam derslerimiz, salı, pazar vesaire. Hayatın kendisi ya. Hayatın kendisi. Yani ders yapıp dersi kapattıktan sonra şimdi mesela ondan sonra bu ders ortamında rahatlamaya bırakmıyor. Kapattıktan sonra da bu ders aktif olacak kafamızda. Mesela canlı yayında olan kardeşler de mesela eşi eviyle, annesiyle, babasıyla veya vefat etmiş annesi var, babası var. Onlara karşı bir şey var ya böyle ibrar yani böyle etmeyecek, helal edecek. O otobüs amortisörü gibi üzerinde ortaya çıkan yük hadiselerle yük gelişi bak. Giriyor tamam mı? Giderken uçakta misal vereyim ki hem de korkmasınlar. Kanat var ya kanat uçağın. Mesleğim ya uçak. Benim mesleğim. Şimdi bu kanat 6 metre yukarıya 6 metre aşağıya gider. 12 metre. Bu niçin olur biliyor musun böyle? Niye sağlanır? O gelen basınçlar var ya alttan yukarıdan hava basınçtır. Üzerine alır. Üzerine alamadığını sana hafif atar. Bir de motordan, arabadan vereyim. Unutulmasın diye. Kasise düştün. İlk darbeyi lastik alır. Arabanın lastiği. İkincisini amortisör alır. Yay. Üçüncüsü koltuğumuzdaki sünger veya yay alır. Biraz da kalıyor. Onu da sana aktarır. Buna bak darbeleri nasıl azalttı? İşte Risale-i Nur dersleri de bu tenkit dersi lastik gibi. Tamam. Amortisör dersi uhuvvet gibi. Koltuk dersi artık sana çok yakın. Doğru düşünme. Biraz da sende kaldı. İçeride de onu yorumla. Az bir şey kaldı zaten sana. Demek arabada dört sistem çalışır. Lastiğin darbeye düştüğü zaman lastiğin içindeki hava alır en fazla darbeyi. Sonra amortisör o yay pş, 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 yay alır. Sonra senin koltuk alır. Biraz da kaldıysa o da akıllı içeride sen onu tamamlarsın. İşte tenkit lastiğe benzer. Amortisör kalpteki duygulara benzer. Koltuktaki yay veya sünger kafandaki doğru düşüncelere kıyas et. Onu da geçti. Lastiği geçti. Amortisörü geçti. Atakan koltuğu da geçti. Ya biraz da sen salla. Canım bu kadar ya. O da hayat. Evet o da hayat. Bunda abi senin mesela verdiğin bir örnek benim kafama çok hoşuma gider. Kumbara gibi diyor. Vakti geldiğinde kullanırsın da mesela ben çok kullanırım kendimi. Evet. Attım tenkide artık kumbarama. Aba kumbara. Çok Aba bu kumbara bizim yeğenin tamam. Attığı şey Arabistan'da şey yapacakmış. Su kuyusu açmak için. Kumbara vakti gelince açarsın. İnşallah. Şimdi bir değişik bir yer daha var abi. Ben değişik gördüm daha doğrusu. Cebi hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur'a gelen tazikat ve müsaadereyi tenkit etti. Yani
Risale-i Nur kendi aleminde sınırlarsan ne yaptın? Tazikat ettin, baskı kurdun kendi alemindeki Risale'yi. Artık müsaade ettin, o kitabı kenara kaldırdın. 15 okuyordun, 20 okuyordun. Bayağı bir azalttın, hiç okumuyorsun. Bir şey oldu. Kendi aleminde sınırlarsan rahmet kesilir diyor. Çünkü yağmursuzluk geliyor. Cevhava yağmur yapıyormuş. Yağmursuzluk. Kendi aleme baktığında rahmet kesilir. Risale-i Nur kitapları iç aleminde kaldırırsan sana Rabbinden gelen sıcak hava bir anda soğuğa döner. Cevbi hava nasıl yağmursuz ve soğukla bana şey yaptı, tazikatlı müsaadereye karşı. Ben de kendi alemimde nasıl Risale-i Nur'u artık okumuyorum. Risale-i Nur'u kenara kaldırdım. Bu sefer bendeki rahmet de kesiliyor. Rabbimin bana karşı o sıcaklığı da azalmış, soğuğa dönmeye başlıyor. Başkası bir de ikinci kendine mana. Başkası yapıyor. Sen de ona hala ikramlarda bulunma. Adam gelmiş Risale-i Nur'a tazikat yapıyor, müsaadere yapıyor. Yanında mesela geldi Risale-i Nur elde önüne kendi normal basit bir kitap bildiği halde kitabı yere attı. Ya da Kur'an-ı Kerim üzerine kitap fırlatıyor. Bilerek ama bu bilmeden değil. E sen de gidip de ona böyle yalaka yalaka hareketler yapmana gerek yok. Tabii ki de ona soğuk olacaksın. İster istemez yani o eski davranışlarını devam etmemen lazım. Cevi Hava bile bunu yapıyorsa senin de bunu yapman lazım. Ve dışarıya böyle kendi içerimde böyle gördüm. Bu yine insanlarla alakalı abi. Kusur görmemek ve tenkit etmemek. Binler teessüf ki şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz bir çare ehli ilim ve ehli diyanet. Sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Kim devam ediyor üstad bu kısımda atlayarak devam ediyor bu kısmı. Kim olursa olsun madem imanı var o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık etse de mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var. Devam ediyor. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Kim olursa olsun madem imanı var o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık etse mesleğimizce mukabele edemeyiz diyor. Yine aynı kısımda. Burada abi bir yılan ve zındık münafıkların tahribatlarını göremeyince cüz'i kusuratı da bahane ediyoruz. Mesela şeyi görürsen öyle lakayt olmazsan, yılan ve zındık münafıkların tahribatlarını görebilirsen biraz daha böyle ciddi durursun. Bir de mesela soğuk sıcakla nasıl anlaşılır? Bunların bana yaptıkları saldırı belli. Bunların bana yaptıkları büyük kusur belli. Kusur da değil, saldırı yapıyor. O zaman kardeşlerim ki cüz'i derim. Nasıl diyeyim mesela? Ya sen gidip mesela bir sandık kardeşin mesela küçük ya ne diyeyim çok uyuyor. Ya da bulaşıyor yardım etmiyor. Bir şey yapıyor dershanede vıcık vıcık hareketler o kadar ya vıcık vıcık demiyor. Bir herkese bir kusur birisi çok uyuyor. Birisi işte yemeği yapmaya yardım etmez. Birinin usulü mesela çok böyle kardeşim der. Bilmem böyle biraz da artisti şey yapar. Herkes bir şeyimiz var yani gençlerde aramızda böyle şeyler dönüyor. Biz bunları takarken ama zaten bir dışarı çıktığımız böyle bir şeytan işte ve insi cinli şeytana bir sürü iş hayatıdır, toplum baskısıdır. Zaten bize karşı müthiş bir ısırma var. Müthiş bir saldırma var. Biz hala birbirimizin uykusuyla, o bana sağa baktığı, şu bana sol baktığıyla uğraşırsak bu sefer ne yapıyoruz? Onların eliyle kendimizi öldürmemize yardım ediyormuşuz. O vesvesedir, beyin mi? Daha fazla öldürtüyoruz. Onun yerine gitsek mesela birbirimize hoş karşılasak, gülsek, eğlensek bir enerji pompalayacağız. Dışarı çıktığımızda en azından o enerjiyle biraz daha mücadelemiz o zaman daha kolay olacak. Bunu da başka bir yerde merak ettim mesela yılan kelimesine. Üstad diyor ki lakayt ve gafletlikle hasmi tabiat yılan yediği açtı, cephenin arkasında dinsizlik hücum etti, millet epey sarsıldı. Lakayt ve gaflet abi olduğunda bu yılanlar sen önde bir şeyle ilerleyeceksin. İlerlememizde ne edilmesin? Biz gaye hikatimize doğru yürüyoruz hep beraber. Buna doğru gideceksin ama ben böyle lakayt ve gafletle davranırsam, göremezsem bu tahribatları falan, yılan benim arkadan gelir ısırır. Bu sefer öne gitme ihtimalim yok. Arkayı tamam şey yapmam lazım. Arkadan delik açıldı artık. Üstad mesela bu da yine yılanlı abi. Üstad bir yerde Cenab-ı Hak beni böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor diyor. Çünkü üstad bu tahribatları görüyor. Hani cüz'i kusuratla uğraşmadığı için üstada Allah-u Teala yılanlarla da uğraştırmıyor. Hep işini, hep gaye hilkatini yürütüyor. Arkadan gelen de yılanlar yakalayamıyor bu sefer onu. Arkadan delik açacak, deliği açamıyor. O zaman şu çıkıyor mu Atakan? Yani hedefine kilitlenen yan lambalara, şey aynalara bakamaz. Tenkite sebep bir şey göremez ki. Çıkıyor değil mi? Evet abi. Bir kez aynalar yok. Devam. Değil mi? Devam. Gaye hayali olan bir insanın, önüne bakan bir insanın ciddi bir şeyde dikiz aynalarına bazen bakar. O da
bakarken istikameti için bakar. Aynalara bakarken geri gitmek için değil. Doğru giderken yan aynalara, dikiz aynalarla gene ön tarafa gitmek için bakar. Demek ki tenkit görüyorsa, yan aynalara bakıyorsa önden kafayı çevirmişsin demektir. Tabii seni deyince abi benim biraz dalgınlığım vardı araba kullanırken. Dikiz aynaya böyle dalıyordum. Bakarken bazen öyle çok yani yanımda uyarıyordu. Ya baksana önlerini toslayacaksın. Hatta bir tane de öyle tosladığım da var. İlk araba kullandığım. Biraz ben dikiz aynalarla fazla uğraşıyorum. Hayatta da işte Allah'a bunu bir de abi sen bu kısmı bulamadım ama şu çok hoşuma gitmişti. Risale'de geçen manayı söyleyeceğim. Üstad mesela ehli dünyaya hoş görünmek için bizden uzaklaştılar. Belki de tenkit ettiler. Bazı dostlarım diyor. Beni tenkit ediyor ama üstad halen dostu olarak kabul ediyor onu. Ve ehli dünyaya hoş görünmek için yaptı bunu. Ona rağmen insan der ya gittin bak beni buna tercih ettin dersin demiyor üstad. Bir kere dostum demiş o çünkü. O dostum ve zaten üstad da bunu biliyor. Bu halen dost şeyden çıkmış değil. Yani amacı onların tarafına geçmek değil. Sadece biraz ehli dünyaya hoş görünmeye çalışıyor. Onun için benden biraz uzaklaşıyor. Biraz tenkit diyor. Biraz da bile tenkit ediyor belki de. Üstad halen buna dostum devam ediyor. Karşı taraftan da bence üstad gördüğüm karşı taraf zaten bunu riyakarlık ve vicdansızlıkla suçlayacak. Karşı tarafta ehli dünya. Çünkü bunu onun biliyor bize tam geçmediğini. Üstad da bunlara merhameten kapıyı açık bırakıyor. Tamam beni de şey yaptın diyor geldi evet abi dostsun diyor hala. Çünkü Üstad şöyle ayırmış. Bunun tenkidi şansıma mıdır? Güttüğüm davaya mıdır? Ustadın ölçüsü bu. Mesela bana küfür ediyor diyeceksin. Bana küfür ediyor. Beni tenkit ediyor. Nasıl sıyrılacağım? Beni tenkit ediyorlar. Tamam mı? Hakaret ediyorlar. Hep onu, ustadın gayesi, ruhunu, tenkit toplamasının ruhu şu. Bunun tenkidi şahsıma mıdır? Yoksa güttüğüm davaya mıdır? Sonra onu A şıkkı beşik yaptım Atakan. Evet tamam. Davaya ise diyor, benim işim değil diyor savunmak. O dava kiminse o. Tamam mı? Dava kimin? Allah'ın. Savunma da Allah'a ait. Ben onu savunamam diyor. Yani yapamam. Şahsıma ise diyor A şıkkı B şıkkı yapıyor tekrar. Ya doğru söylüyor ya yanlış söylüyor. Doğru söylüyorsa tenkidi beni diyor gururdan kibirden kurtardı. Riyalıktan kurtardı diyor. Yalan söylüyorsa diyor bir sürü günahımı aldı diyor. Pis günahlarım gitti diyor. Görün bak tenkidin yapısında hemen şunu soracağız. Davamı mı tenkit ediyor? Güttüğüm davayı mı tenkit ediyor? Şahsımı mı tenkit ediyor? Dava ise sahibi Kur'an'dır. Ona havale ediyor. Ona havale ettim diyor. Kur'an'a havale ettim diyor. Kur'an onu affetmedi diyor. Şefkat Okat, 10. lema. Eğer diyor şahsımı ise ya A şıkkı B şıkkı bak. Bir şahsi tenkit, bir davayı tenkit. Dava ise bu. Şahsi ise A ve B'ye ayıracağız. Doğru söylemiş, yanlış söylemiş. Doğru söylemişse riyakarlıktan, hot vuruştuktan, bir sürü şeylerden beni kurtardı. Ha, dikkat edeyim. Tamam, dikkat edeyim. B şıkkı, yok tenkitinde yanlış. Tamam işte nerede bulacaksın böyle nimeti? Hasan-ı Basri Hazretleri'nin dediği gibi tenkit gıybet etmişler, baklava göndermiş. Demiş ya bir sürü günahımı aldı, bu zahmette bulundu diyor, biz de buna ikram edelim diye baklava göndermiş. Yavuz Sultan Selim'i biliyorsunuz değil mi? Yavuz Sultan Selim, İran Şahı kim idi o? İran Şahı... Şah İsmail mi abi? Şah İsmail. Şah İsmail tenkit ediyor ama fiili tenkit ediyor. Affedersiniz, çok özür dilerim. Pislik koyup elçiyle gönderiyor. Ondan sonra Yavuz ne yapıyor? Onu alıyor, atıyor. Lokum, Türk lokumunu gönderiyor. Lokumun menba Türkiye'dir. Baklava da öyle. Ondan sonra ve kağıt yazıyor. Herkes işte malum yanındakinden verir. Herkes kendi kullandığı şeyi verir diyor. Yani aleminde, otobüste, evde, yatakta onu bunu tenkit eden,
böyle kurulmuş saat gibi olan eve eşi geldi. Gelmeden önce eşi otobüste, eşi de evde. O kurulmuş, bu da kurulmuş. Böyle derse böyle diyeceğim, böyle olursa böyle olacağım. Böyle olur diyor. Tam gelmiş, bahane arıyor. Soframı kuracak. Pat, kardeşim, herkes kendi yoğurduğu hamuru ekmek yapar. Herkes yanındakini verir. İçimizden böyle tenkit coştuğu zaman ustadımızı ustad yapacağız. Ustadımızı ustad yapacağız. Tenkiti davaya mıdır? Şahsıma mı? Dava ise sahibine havale. Ben nasıl bir müdafaa edeceğim ki onu? Şahsıma ise A şıkkı, B şıkkı. Doğru söylüyor veya yanlış söylüyor. Doğru, malum işte. Yani biz hamur yaptığımızda ekmek olur. Hamur ne pişirirsek burada, burası tabak, sahan burası. Hamur da hamur, yani un, su, tuz, efendim çörek otu koyarlar ya böyle. Hamur. Bunlar da fikir, hayal, akıl, iltizam, tarafgirlik, muhabbet malzemeleriyle sağında, sağın kafa, orada yoğuracağız. Sonra Mevlana'nın tabiriyle bu hamuru pişireceğiz. Hamur nedir? Fırın nedir? Hadisat azimedir. Yani hastalıklar, musibetler, olumsuzluklar ateştir. Pişirdiğimiz hamur ekmek olur der Mevla. Yani kimisi musibete güle, kimisi altında ezilir, kimisi onu basamak yapar, kimisi onu anlamlandırır, merdiven yapar. Kimisi onunla dibe gider. Tamam. İşini yapacaksın. Ben bir şey mi nakledeyim de gene sana bırakayım. Başıma gelen sıkıntı da şöyle yapmıyorum. Al, beşer zulmeder, kader adalet eder. Acaba Allah beni bıraktı mı? Acaba Allah'ın bu tokatı mı? Olumsuz iş düşünmüyor. Hiç ama. Elimden geldiği kadar, hele malum hadisede Allah beni bıraktı mı? Allah'ın tokatı, evet, beşer zulmetti değil. Bana hayır, Allah tokat vurdu mu değil. Bakayım bununla Allah bana önüme ne gösterecek? Bununla bana ne verecek? Rahat ediyorum. Yoksa hakikaten kafa bin parça olmam lazım. Olmak lazım. Kafamızda bu sağan, Anadolu'da bir şey diyorlar, ekmeğin yoğurdu bir böyle bakır şey var. Orada un koyarlar, soya kusur koyarlar, nane ekme, ne bileyim, tuz koyarlar, hamur yaparlar, sonra kuzineye verirler. İşte fikir, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, düşünceler, bilgiler, malumatlar, örf, anane, kültür, gelenek, hamur yapıyoruz. Nerede pişireceğiz? Celaldir. Hastalıklar, musibetler, dertler, kuyruğumuza basacaklar, tenkit edecekler, küfredecekler, diktiğimiz, yetiştirdiğimiz fideleri koparacaklar, ağacımızı kesecekler, evimizi yakacaklar. Ama biz aldırmayacağız. Çünkü önümüze bakacağız. Hele ailede amatör kullanacağız. Eşimiz geldi. Hep böyle misalleri evde kullanıyorum. Ev geldi. Tam bir gergin. Hadi bakalım lastik ol eşine. Yani kasisi araba hızla giderken ilk darbeyi lastik alıyor. Ha, biz eşimize lastik olacağız bugün. Dün o olmuştu bize. Yok biraz daha abi ya, ta şeyime kadar dokundu ya. Ama tüsoro. Abi bayağı dokundu yani. Ha, şahsiyetim kalmadı. Koltuk o. Hepten içime girdi ya. Anne babama dolaşmaya başladı. İçeriye gir. Yani birimiz yapabiliyoruz anlamında kullanmıyoruz. Böyle yapmak lazım. Bunu duymak lazım ki bundan sonra bu dersten çıkınca demek ki kardeşime, eşime lastik gibi ol. Kimisi hizmette öyle. Kimisi lastik olacak. Evde daha çok lastik şeydir, annelerdir. En büyük darbeyi onlar al. Çocukların arkasına durur, babanın karşısına dikilir. Hiç gözükmeyen en büyük işleri yapar, annelik yapar, evin işleri gözükmez. Lastik en büyük darbeyi alır. Baba da amatisördür. Ya biraz da koltukta sen ol canım. Evet, devam. Abi, senin şimdi bu dediğinle yine. Ey hakim, burada hakim, sen hakimsin, evine hakim olarak düşünüyoruz. Sen rayetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Of. Çünkü tenkit karane cerbezeli nazarın zamanen müteferrik kusuratı birden toplar,
bir zamanda tasavvur edip sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. Hem bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı o tenkitkar cerbezenin nazarında topluyorsun. Sonra o perdeyle o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir. Haksız olarak onlara vurursun. Burada abi bu zaten diyor bir anda senin tükürüklerin diyor bir anda çıksa diyor o tükürükte boğulursun diyor cerbeze için. Ya da cerbezeli adam genelde bir tane seyyiatı büyütüp adamın hasenatlarını küçük gösteren, o 100 tane hasenatı vardır ama bir seyyiatta onu kapatan tipler oluyor. Ya da tip oluyorum yani. Bu cerbezenin nazarın bu kavme de uygulayabiliyorsun abi. Kürtler böyledir deyip Kürde, Lazlar böyle deyip Laz'a götürebiliyorsun. Ya da bu neslin çocukları böyle deyip neslin çocuklarına da laf edebiliyorsun. Ya da dediğin gibi abi, ya geçen anneme laf attı, bugün bana laf attı. Bir yıl önce zaten ne diyeyim, işte başka bir adamla beni kıyasladı, başka bir kadınla beni kıyasladı. Bir her yılda 3-5 tane cümle herkesin ağzından çıkar. Her sözde zaten dediğin gibi abi şey, bilerek söylemiyoruz. Bazen kilitleniyor yani. Kilitlenip bir iki cümle ağzından çıkıyor. Bunları topluyorsun. Diğer bezin adamı, ya bu çok kötü bir insan. İyiliklerini bu sefer görmüyorsun. Bu an bastığında en azından ne diyorsun? Aa bak benim bu cerbezinin nazarım çalışıyor. Bunun bütün kusurlarını topladı. 3 yıldır mesela 5 yıldır evliyiz. 50 yıldır evliyiz. Ama bana 5 tane kusurdan bu kadın ya da bu adamın bütün iyiliklerini çöpe atmaya çalışıyor deyip o anda çık oradan yani. Başaramıyorsan da oradan çık, en azından şey yapma, saldırıya geçme. Başka ne diyor abi? Bu hatta medeniyet olarak abi, şimdi bu medeniyetin bir baskısı var çünkü içerisinde medeniyete kayma ihtimalimiz de oluyor gençler olarak. Hatta Asar-ı Bedi'de, hatta medeniyet nazarında şeriatın en ziyade tenkide maruz kalan mesaili keşşaf zaman gösterdi ki hayat-ı içtimai en ziyade lazım olan esaslardır. Baktığında abi bunlar da mesela riba, kumar, müskirin hürmeti, talak, taaddüdü zevcatın cevazı. Yani mesela burada sıkıntı, mesela buradan adam sana girip mesela herhangi bir şekilde ayeti İslami kaideleri inkar ettirmeye sokabilir. Mesela kendi arkadaşlarından gördüm. Kadın diyor, bir kadın erkekle 3-4 tane kadınla evlenebilir diyor. O zaman diyor bir kadınla 3-4 tane erkekle evlenebilir. Bu onu küfre sokar. Yani küfre sokmuyor, inşallah sokmaz da yani sıkıntı ayeti hadisi inkara gidiyorlar. Burada devam ediyor. Benim hoşuma giden birisi baktı medeniyet bir şeye saldırıyor. Bir şeye saldırdığında sen onu tam tersi bir şekilde aileni korumaya çalışıyor o konuda. Medyada bir şey pompalanıyor. O devirde bir şey pompalanıyor. Yani hadisler inkar edilmeye başladı. Hemen mesela çoluğum var, çocuğum var ya da kendin. Yani bakıyorsun hemen hadis inkarcılığına sapmamaya çalış. Ya da kadınlara açık saçıklık mesela iyice arttı. Kadına mesela kızını korumaya çalış. Gerekiyorsa okula gönderme. Artık kendince ne yöntem belirlersen. Yani okula gönderme kısmında da mesela bu sefer diyecekler sen yobaz mısın, cahil misin, sen terakkiyata karşısın ya da televizyon konusunda. Burada bir üstad da orada diyor. Biz terakkiyata öyle bir karşımız yok. Biz onu müspet olarak kullanıyoruz. İnterneti şu an kullandığımız gibi. En fazla internet abi siz kullanmışsınızdır isterseniz bu korona evet. Zamanında. Terakkiyata karşılık yok. Biz onların pis medeniyetini, sefahatini, kusuratlarını, günahları seyyiata karşı. Kişiye de karşılığımız yok. Sadece bu günahlara, seyyiata karşı. Bir daha abi zaten zaman geçiyor. Ben bunu en son topladım. Böyle bir cümle cümle, kelime kelime hızlıca. Öz artık özü ver de bir saat tamam, geçti. Hemen hızlıca geçelim. Tamam. Risale'de geçen neler tenkit ediliyor? Ayeti tenkit, Kur'an'ı tenkit, kaderi tenkit, Allah'ın efalini tenkit, hane sahibini tenkit, Halik-i Zülcelal'in hikmetini tenkit, kardeşlerinizi tenkit, rahmet-i ilahiyeyi tenkit, rububiyet-i ilahiyeyi tenkit, birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhasın birbirini tenkidi. Medeni, bu böyle ortamlarda toplanmayın diyor üstad orada. Böyle bir tenkit asabiyetini veren ortamlarda toplanmayın diyor. Birer zabit, birer hakimindeki eşras. Toplandıysak da benim kendi şeyim abi, en azından zabitlik ve hakimliği ikiniz de o klasmandaysa ona bırak. Medeniyetin seyyiat ve kusurlarını tenkit. Bu olumlu tenkit mesela. Bunu tenkit edebiliyorsun. Medeniyeti tenkit. Bunu da tenkit edebiliyorsun. İmişsiz medeniyet. Ehli dünyaya hoş görünmek için üstada tenkit. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkit. Küfrü ve gayri ahlaki cereyanları tenkit, yürüyuhu mücahidin ve yüksek meclisin kusurlarını tenkit, eseri tenkit, risalelerin bir cümlesini tenkit, kendine muhalif olan ehli hakikati belki ehli velayeti tenkit, alimleri tenkit, müellifi tenkit, salih hocayı tenkit,
birbirimizi tenkit, ehli ilim ve ehli diyanetin birbirini tenkiti, cüz'i kusuratı bahane ederek, şahsıma ait tenkit, erkanların hareketini tenkit, cemiyeti beşeriyenin gaddarane hallerini tenkit, hakikati tenkit, İslamiyeti tenkit, şeriatin mesailini tenkit, akaid-i imaniye ve mesail-i diniyeyi tenkit. Bu akaid-i imaniye ve mesail-i diniyeyi tenkit de abi, imtisal, iltizam, izanı kırar. Hani siz daha fazla böyle şeylere ilgili olduğunuz için. Bunları tenkit başladığında abi, imtisal, iltizam ve izan kırılıyor. Tenkidin sıfatları, hissi tenkit, medari tenkit, fıtri, lüzumlu, külli, mahrem tenkit. Bu toplumu bozan şahsiyetler için geçerli. Orada okumuştum. Külli bir haklı tenkit, sarihan tenkit, kanundan, adaletten, haktan, hakikatten uzak tenkit, insafsızca tenkit, hafif tenkit, küçük tenkit, büyük tenkit, şiddetli tenkit, saiki tenkit, fikri tenkit, hodbinane tenkit, hasedane tenkit. Bu hasedane tenkit sonra kaderi tenkide de götürüyor hatta. Ona niye vermiyorsun Allah'ım, buna bana niye vermiyorsun? Tenkidin betimledikleri bu sefer, tenkit önde bir kelimeyi betimliyor. Tenkide maruz, tenkit sevki, sual ne suali, tenkide aranan sual, fikri ne, ne fikri, tenkit fikri, ne asabiyeti, tenkit etmek asabiyeti, nasıl bir sıkıntılı yerler, tenkit etmek asabiyeti veren sıkıntılı yerler, tenkit lekesi, tenkit hırsı, tenkit kapısı, ehli tenkit insanlar, tenkit karane bir teessüf, tenkitçi mensup, tenkit karane cerbezeli nazarın, bir tek adamın tenkidini çekemeyen zat diye bir sıfat var. Bu da Şefkat Tokatları'nda Hafız Ahmet için geçiyor. Onda da ben kısaca söylüyorum. Bu abimiz bir tek adamın bile tenkidini çekememesine rağmen bu arada bir zayıf damarından insanlara istifade ediyor. Bir ehli dünyanın zararını görmemek, hem onlara sözünü geçirmek, bir nevi makam kazanmak, dar olan maaşını bir suret olmak için İslam'dan uzaklaşıyor ara. Yani bunları yapınca da ister istemez tokatta geliyor. İşte ehli dünyanın zararını, hem onlara sözüm geçsin, hem de mevki kazanmak, bunları ister istemez iç dünyanda geliyor. Mevki kazanmak için mesela ne diyeyim, sözüm geçsin diye çok çalışman lazım. Belki hafta 3 kere lisan dersine gitmek istiyorsun ama diyorsun benim çok çalışmam lazım, bu mevki kazanmam lazım. Hafta 3 lisan dersi fazla, bir lisan dersine gideyim. Ya da ailen mesela bakıyorsun çok fazla dini şeyler yaptığında kızmaya başlıyor. Toplum içerisinde kızmaya başlıyor. Böyle ne yapıyorsun? Ya toplumun benim söz geçmesi lazım diyorsun. Biraz geri çekiyorsun. Bunları yapmamak gerekiyor. Tenkit eli var bir de. Bu tenkit konusunda bir de manalar geldiğinde onları işte su gibidir, hava gibidir, nur gibidir diyor. O kısmı da okunması abi mesela. Bazı sıkışan insanlar mesela ben çok sıkışmıştım. Manalar geliyor ama onları biçimlendirmeye çalışıyordum. O da bir yerden sonra beni kilitledi. Kilidi açan da lemalardaki o kısım oldu. 10. nota, 17. lema, 10. nota. Su gibi, hava gibi, nur gibi. Orada bir tenkit parmaklarıyla yoklama, tereddüt teliyle tenkit etme. Bu gelen manaları. Bırak kendini, o manaları açık dur yeter. Tenkit sebeplerini söylüyorum. O da kısa. Sabırsızlık, haset, hırs, hürriyet, ehli dünyaya hoş görünmek, şerlerden ve fenalıklardan gelen tenkit, birbirinin kusurunu görmek, kendine muhalif olunma, şiddetli teessür, cüz'i kusuratı bahane, ihtilaf-ı meşrefimiz, zayıf damarlar, derdi maişet zarureti, rekabet etmek için, tereddüt eli, siyaset topuzu, muhakemesizlik, hariçte olma, uzak olma, mesela İslamiyet'i, hariçtesin, yaşamıyorsun, uzaktan tek namaz kılmıyorsun, gidiyorsun mesela alimi tenkit ediyorsun. Ya da hiçbir dini kitap okumamışsın, Risale-i Nur'u tenkit ediyorsun. Nefis ve şeytan haklı anlarında, bu da bir tenkit sebebi. Nefis ve şeytan seni haklı anlarında yakalıyor. Dünyevi, cüz'i, hissi şeyler, enaniyetten, tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerden tenkit oluşuyor. Oralara girdiğinde. Olumlu bir tenkit var. Aşk, hak ve arzuyu tenzihi hakikat. Aşk, hak ve arzuyu tenzihi hakikat adına tenkit yapabiliyorsun ama. Cerbeze artı gurur. Fikri siyasetine muhaliflik, fenden gelen telkinle, medeniyetten gelen taklitle tenkit oluşuyor. Tenkit ne yapar? Tenkit artı gurur birleşince seni dalalete götürür. Sabırsızlık, tenkiti doğru, tenkit Allah'ın efalini tenkite götürüyor seni. Hakiki tesanüdü, ittifakı, gayet-i hilkate gitmeyi bozuyor. Kuvvetinizi kırıyor, birbirimizden ayırıyor. İhtiyata, olumlu anlamda mesela o şey, daha demin mesela Müslüman kardeşlerimizden geldi, ihtiyata sevk ediyor seni. Metaneti bozuyor olumsuz da yine. İmtisal, iltizam, izanı kırıyor.
hürmet ve emniyeti kırar. Hocalara yapılan tenkit. İslam hocaları çok fazla insanın arasında tenkit etmek. Onları hürmet ve emniyeti İslamiyet'e karşı nazarı kırıyor. Maddiyunluğa götürüyor. Bir de böyle manaları, durmanı hakikatleri tenkit edersen maddiyunluk tamına yapışıyorsun. Çözümleri olarak da bir sürü çözüm var. Bir kere çözüm olarak abi sebepleri kırdım mı zaten çözümler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. O tenkit sebeplerini okudum. Hasetli hırstır. Bir de ayrıyetten de mesela bazı çözümler ihlas istersin düsturlarını göz önünde bulur diyor vazifen. Sabırlı ol. Daire iktidarın haricine karışma. Yılan ve zındık münafıkların tahribatını gör. Hani lakayt gaflet durma o konuda. Kusurları affet. Tefani sırrı. Nur şakitliği. Risale-i Nur'un vazife-i kutsi imanesi hesabına tenkit etmemeye muhtaç olduğunu bilme. Muhtacız buna. Bencil olma. Gaflet esbabından tecerrüt. Nura müteveccih ol. Bunlar da işte çeşitli tenkitlerin çeşitli çözümleri. Çareleri. Çareleri abi. Evet. Maşallah. Bitti mi? Bitti abi. Allah razı olsun. Mükemmeldi ya. Vallahi ben çok istifade ettim ya. Çok hoşuma. En çok hani o açılımları yaptım. Hulasa yaptın ya. Bu ne kadar hoştu ya. O kadar kafaya da şey yapıyor ki böyle. Hayret hayret dinliyorum. Çok hoş. O zaman herkesin yanında söyle. Bir tane de bu cinsten bir tane al. Hukukçusun ya. Al bir tane bir tane de dersin. Ama sana en fazla bir ay. Bir konu al. Bir mevzu al. Tamam abi. Ne mesela? Tefekkür olsun abi. Tefekkür mü? Ya ama sen istiyorsan başka da alabilirsin. Yo sen şey al. Hukuk tamam. Tefekkür. Güzel. Aynı böyle yapacaksın. Hulasa. Başı nazm-ı mani yapacaksın. Murat Dursun da öyle yapıyor. Yani başlıklar çıkar. Yani toplama öyle yapılır. Yani mesela sen bu toplamada neyi kastediyorsun? Bir. Tefekkür de mesela. Allah'ı nasıl tefekkür edeceğim? İn aşağıya. Kendimi nasıl tefekkür edeceğim? Dört tane ya. Üç. Kainatı nasıl tefekkür edeceğim? Ne kaldı? Bak. Allah'ı, kendini, kainatı, içsel alemimin gayesi olan ahireti. Bugün ben psikolojide kullandım bunu muhakematta. Hem de sonuç gibi olur. Kur'an'ın gayesi nedir? Dört. Bir. İspatı sani. Kur'an'ın gayesi nedir? Allah'a ispat etmek. İki, peygamberliği ispat etmek. Üç, ahireti ispat etmek. Dört, hikmet ve adalet. Şimdi bunu psikolojiye uyguladım biliyor musun bugün? Mesela Kur'an'ın gayesi saniye ortaya koymak. Dördü aynı ya. Kur'an, kainat, İslamiyet ve insan. Dördü aynı. Kainat büyük insan. Şimdi ben kendime dedim bu nasıl çıkarım yapayım? Kur'an'ın ana gayesi dört. Allah'a ispat et. Peygamberliği ispat et. Ahireti ispat etmek. Adalet. Adalet şey yani. Şecaat, iffet ve hikmetin cemidir adalet. Ben psikolojik olarak kullandım. Örnek olsun diğer kardeşlerim için. İspat-ı sani şu. Psikolojimi nasıl düzelteceğim bu yöntemle? Bir, kendini tanı. İspat-ı sani yerine, o Allah'a ispat etmek yerine kendimi koydum. Kendini tanı. Tamam mı? Peygamberliği ispat etmek. Kendimi koydum. Vazifem ne? Neler okuyacağım? Kimlerle beraber olacağım? Kimlere ne anlatacağım? Peygamberliği yerine. Ondan sonra vazifemi. Vazifem nedir? Ondan sonra üçüncüsü neydi? Ahiret. Ahiret yani içsel yapımın istekleri. Nedir? Nerede bulurum? Dört. Zaten söylemiştim. Adalet nedir? Kuvve-i akliye, kuvve-i şevviye, kuvve-i gadabenin vasat mertebesi, hikmet, şeciat, iffet, cemi adalet. Ben psikolojide kullandım bunu, bir de söylüyorum. Nasıl sıkıntılarımdan kurtulurum ve ailede sorun olmam, çözümün parçası olurum? Bir, kendimi tanıdıkça, vazifemi bildikçe, fıtratımın isteği, esas gaye, ahiret olursa, araba olur, iş olur, kariyer olur. İsteklerimi ona göre yorumlarım. Yani yap, yapma, git, gitme, bununla beraber olmayı nasıl yaparım? İmani bil ahiretle. Yani fıtratımın gösterdiği ahiretle içsel alemimdeki arzularımı, fikirlerimi şekillendiririm. Hayır, geçme buraya. Ben buraya kadar derim. Bir daha söylüyorum. Kendimi tanıdıkça, vazifemi bildikçe, içsel alemimi hedefine koydukça, kendi davranışlarımı elinden geldiği kadar karşıki taraftan
yani suizan etmem ama suizana da vesile olmamak adına, yanlış anlaşılmamak adına adımlarımı, yani adalet, hikmetle, iffetle, şecaatle yapmak. Bu formülü bugün muhakemattan çıkarttım bunu, muhakemattan. Şimdi niye saydım? Ders hazırlarken ilk önce soruları diz. Böyle kağıt bak. Soruları diz. Yürürken sorularım benim. Konu başlıkların çıkar. Ben tefekkürden veya tenkitten neyi takip ediyorum? Ha bir, Allah, aynı konu. Allah'a tenkit, kendimi tenkit, ahireti tenkit. Kainattaki Allah'ın rububiyeti var. İcraatı var. Hastalıklarımı söyle tenkit. Tefekkürde de öyle. Allah'a nasıl tefekkür edeceğim? Kendimi nasıl tefekkür edeceğim? Yani sonra benim o içsel alemimdeki hedefi olan ahireti nasıl tefekkür edeceğim? Dört, efali ilahi olan şu alem-i şehadetteki fiilleri ahiretsiz izah edilen bunları nasıl tefekkür edeceğim? Başlıkla bir de detaylarını yap. Sonra gelişme bölümünde bunları hafif hafif hepsine birer paragraf, can alıcı veya iki paragraf fazla. Sonuçta da biraz önce yaptığın gibi o tarafını çok seviyorum. Benden daha güzel yaptın. Daha güzel yapıyorsun onu. Sonucu çok güzel yaptın. Yani ben beceremiyorum ama söylüyorum ama beceremiyorum. Gelişmeyi Murat Dursun benden daha iyi yapıyor. O soruları diziyor. Ben yapamıyorum. İddia ediyor. Gelişmeyi de çok hoş. Ona şekil alıyor. Sonucu da çok güzel. Ondan sonra ana fikirler buradan bu çıktı diyeceğiz. Bilgisayarı kapatınca bu öz. Tenkit neydi? Şuradan kaynaklanıyor. Çaresi de bu. Böyle dalin amin. Sonuç abi, ben dedin ya daha iyi. Sonuç kısmı da Sungur abinin bir şeyini okudum. Dinledim daha doğrusu hatırasını. Çok hoşuma gitti. Ahmet abilerden hangisi mi? Ahmet Feyzi abi galiba. Üstad'a Risale okuyor. Sonra da çok hoşnut oluyor. Memnun oluyor. Sonra Sungur abi diyor ki hani bu niye, hepimiz diyor Risale okuduk diyor, bin kere okuduk diyor bazı aynı yerleri, bu üstadı okumaktaki şey neydi diyor, hani bu lezzet, bu şey ne, kim okumuş oradaki, kim okumuş da lezzet almış? Ya Ahmet abilerden biri de Ahmet Feyzi abi olabilir abi, soyadını hatırlamıyorum. Acaba niye böyle feyiz aldım şimdi falan dedi. Hep Risale okuyoruz biz zaten, hani üstadı hani Risale okudum diye değil olay, oradaki sır abi, üstadı okuyorum, üstad o anda külli manalar düşünüyor. Ben de o olayda o karenin içerisindeyim. Ben okuyorum da değil yani. Üstad orada mana alıyor. Üstadın aldığı o anki manaların karesinin içerisinde ben de varım. Oradan da Ahmet abi müthiş bir feyiz alıyor. Hani feyizlerken ondan hoşnut oluyor. Mesela ben mesela okudum abi sonunu. Sondaki şeyleri. Ben belki o kadar okurken mesela yani yazdık elhamdülillah. Kendi iç halime oturdu ama sen benden abi müthiş mesela daha farklı manalar alıyorsunuz ya bu lisan-ı hakim olduğunuz için. Rabbim de mesela orada mesela siz mesela bu manaları alırken Rabbim fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekerken ben de o fotoğraftayım. Harika. O çok hoşuma gitmişti. Bugün dinledim Sungur abinin hatırası olarak. Fotoğrafta yeriz. O manalar orada burada havada uçuyor mesela. Kim varsa artık burada o fotoğrafın içerisinde yer aldı. Birileri bir şeyler düşünüyor, herkes bir şeyler. Bazı işte sonuçta burada hani üstadın talebeleri var, vekilleri var, kardeşleri var, dostları var. Üstadın herkes burada değişik manalar çıkıyor. Biz de o fotoğrafta yer almanın zevkini yaşıyoruz. Ben de bugün vakıf kardeşlerin bir kısmını topladım odaya. Ne dedim biliyor musun bunlarla alakalı? Evet. Bunu söyledim vakıflara. Bak kardeşler, pandemi açıldı bilmem ne oluyor. Sağa sola Polatlı'ya, Mississauga'dan Erzurum'a, her tarafa gidiyoruz Avrupa'ya vesaire. Gayemiz insanları ille şey yapmak değil, iş anlatmak değil. Risale-i Nur hizmet etmiş. Hizmeti Risale-i Nur etmiş. İsteyen parmaklarını klavyede bulur her şeyi. Bak, gayemiz insanlara bağırmak, anlatmak, şey yap. Esas hedefi bu, ikinci gayemiz. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? En büyük hizmet. Bizi biz yapan, tuğlayı fırtınaya karşı tutan, çimento olan birbirimize uhuvvet olacak. Hulusi abinin sözü. Birbirinizi sevmedikçe hiçbir hizmetiniz karşılığını, yerini bulmaz. Biz birbirimizi seveceğiz. Basit ve ucuza, hemence, ucuza ve çabuk satmayacağız. Dedim ki bir daha, kardeşim hizmetimiz şu olacak. Uhuvvet. Uhuvveti temin edelim dahilde. Hariçle meşgul. Olma. İnsanların peşinde olsaydım ben YouTube'da canlı yayın yapardık. Vesaire yapardık. Bana gelen o televizyon
programlar var ya hele Ramazan'da. Geçen sene 7 tane gelmişti 7 televizyon. Yani gel program yapalım diye. Bir kere 3 tane de bulunan bir kardeş var, hukukçu avukat. İsmini söylemeyeyim. Abi yapalım malum. Şu anda zaten yapıyor. Hayır. Biz dahildeki uhuvveti yapalım. Sizin gibi insanlar yetişsin. Siz orada olun. Ben arkada olun. Kardeşlerim dedim. Bizim en büyük gaye dahilde uhuvveti temin, hariç sonra. O zaten Allah'ın işi. Birbirimizi seveceğiz. Eve uygulayalım. Karı koca çoluk çocuk. Birbirinizi seveceksiniz kardeş. Başka çözümün yok. Vallahi araba alsanız, araba değiştirsiniz. Daire değiştirsiniz. Bodrum'dan çatıya, şurada buraya, nereye gidersen git. Kafa değişmedikçe yok. Birbirini sevmedikçe ailede huzur olmaz. Peki nasıl seveceğiz? Seni seviyorum. Hayır, onunla da olmaz. Üstad 11. şurada diyor ki imanı bil ahiret. Ahirete iman arttıkça birbirimize sevgi artar. Ölçüsü de o. Biz dünyalık eş ve arkadaş, kardeş edinmiyoruz der Üstad. Yani imanı bil ahiret. Ahirete iman arttıkça ister istemez birbirimizi seviyoruz. Çünkü ebedi arkadaş olacağız Atakan senle. Ahirete ait nasıl peki iman artacağız? Ahirete ait mevzuları, 10. sözü evde 10 dakika bir ders yapsa veya birisi yaparken dinleseler ama bir tanesine dediğim gibi beni 5 saat dinleyeceğine Allah rızası için dediğimi yap dedim 5 saat. Hep derim değil mi? 5 saat beni dinleyeceğine ne olur 5 dakika risale daha faydalı olacak. Şimdi ahirete ait efendim abi. Abi bu şeyi söylediniz ya, bir hadis-i şerif var. Yani iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birincisi işte iman etmiş olamazsınız. Bir de sus dediğiniz şey, mesela eskiden ben 5-6 saat ders dinlerdim. Şimdi de haftada bir veya iki dinliyorum. Ama öbür vaktimi risale harcıyorum. Daha çok faydalı ve tesirli oluyor abi. Biz zaten Hürriyet, Millet, Cumhuriyet okuyanlara ders başlatmıştık. Zamanında öyle çıkmıştım yola. Onun için risaleyi tanıdın mı derste siteyle? Tamam bırak, uğraşma. Kendin oku. Oku oku. Gaye buydu zaten. Oku kardeş. Ben okuyorum. Sen de oku. Demek ki ahirete ait mevzular okursak ahirete imanımız artar. Ahirete imanı arttıkça kalp gelişir. Kalbin gelişmesi fıtri yapısı muhabbet olur. Muhabbet ise kusur görmez. Ustad ne diyor? Muhabbet yüzü kusur görür. Öyle mi abiler? Muhabbet kusur görmez. Kusur görmez. Kusur görmez. Muhabbet gözü kusur görmez. Kusur görmez muhabbet. Ha, o zaman bu mevzuları okuyacağız. İşte ders hazırlamada öyle. Bir, sorular soracağız. Burada ben neyi takip ediyorum? Yani bu tefekkürde, tenkit konusunu hazırlayacağım kendime. Cenab-ı Hakk'ı tenkit. Kur'an'ı tenkit. Ya böyle olur mu ya, böyle hukuk getirmiş. Allah'ın kainattaki cihatın tenkit, risaleyi tenkit, alimleri tenkit, kendimi tenkit. Bak kaça indirdim? 5-6'ya indirdim kendimi. Allah'a tenkit, haşa, Kur'an'ı tenkit, peygamberi tenkit, ahireti tenkit, kainattaki rububiyeti tenkit, kendimi tenkit. Koydum. Bunlara birer tane izahlı ders. Sonra sonuç olarak yaptım. Yani dersin nazm-ı manisi Murat Dursun bunu güzel yapıyor. Sonucu da sen çok güzel yap. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hakkıyla, bak hakkıyla haklanmayı, Cenab-ı Hak ismi, ki ismi azamım benim, hak. Cenab-ı Hak'taki hak canibi, Allah canibinden bakmayı, Allah'ın nazarıyla birbirimize bakmayı, Allah bize nasip eylesin. Allah canibiyle Cenab-ı Hak bize Kuvve-i Kutsiye, Kuvve-i Ulve, Kuvve-i Manevi nasip eylesin. Bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi rahmetiyle unutmasın. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Ahirete göç anımız olan sekeratımızı yaşadığımız hayattan daha hayırlı edip bizi teris eylesin. Hissettirmesin ölümü. Teris olmayı nasip eylesin. Bunu da beraber ettiği gibi. Orada da o abilerle beraber etsin. Orada bize abilerimiz, burada da kardeşlerimiz bizi uğurlarken nünker mekir melekleri Azrail aleyhisselam tampondur. İki muhabbet cemaatin arasında da
bizi o Azrail'le ve Nükelmekir mukarepleri de bu kardeşlerimiz ve abilerimiz gibi bize muamele etmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalava. Amin. Allah razı olsun. Sorusu olan var mı bakayım? Zaten epey oldu, uzadı ama güzel bir konuydu. Abi. Efendim abi. Abi ben birkaç bir şey istifade ettim de cümle iki tane. Dedim ki bir kişi de kusur görmeye başlamışsa muhabbet azalmış demektir. Bir hadisede de kusur görmeye başlamışsa ihatalı bakış açın azalmış demektir. Yani kusurlar gözükmeye başlamış ise ahiretsiz bir nazar sana perde olmuş demek. Harika. Böyle bir istifade oldu. Aferin. Hangi şehirden konuşuyorsun? Abi ben Kütahya'dan Mehmet ya. Tamam. Maşallah. Mehmet Nurisel misin? Evet abi. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel anlamışsın. O ahireti bir daha söyler miydin? Bir daha tekrar eder misin ahireti? Yani kusurlar gözükmeye başlamış ise ahiretsiz bir nazar sana perde olmuş demek. Doğru. Ahiretsiz bakış. Vay be. Ah, Risale-i Nur ne güzel bir şeymiş ya. İlk defa duyuyoruz bu dersleri. Sanki. Oysa çok okumuş. Ama ne kadar hoş. İyi ki böyle bir davanın etrafında bizi toplamış. Bu durusu Kur'aniye'den bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi Risale-i Nur'dan ayırmasın. Onun için mezar taşıma şey yapmışım ya. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Eyvallah doğru. Keyif alıyor. Hadi bakalım. Sizi de bırakamıyorum ama artık bırakmak zorundayım. Selamun aleyküm.